Sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Safalar getirdiniz. Evet Fenerbahçe'den sıcak bir açıklama geldi. Jorge Jesus açıklaması. Yani e, ilginçtir. Tesadüfe inanmam ben ama tevafuka inanırım. İlginçtir. Sizlere videoyu attım. Yani yarım saat bir saat sonra videoyu izleyen arkadaşlar tam videoyu bitirdiler ki Hadi yani Ben kulüpten yalanlama bekliyorum Duyumunu da duyup Ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili Çıkan haberlerin En azından anlaşıldığına dair çıkan haberlerin gençliğe yansıtmadığını açıkladılar Şimdi ben açıklamayı okuyup size Türkçe mealini söyleyeceğim arkadaşlar Bu arada meal çeviri demek bilginiz olsun. Dün gece ve bugün itibariyle futbol A takımı teknik direktörlük göreviyle ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz. Bugüne kadar hiç yapılmayan bilgilendirmeyi yapıyorlar. Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan anlaşma sağlandı yaklaşımı kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Yani diyorlar ki biz o kadar beceriksiz bir yönetimiz ki adamla birlikte yemek yedik ama hala anlaşamadık. Yani araya Cumhurbaşkanlığı dahi soktuk ama anlaşamadık. Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde bakın kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde bu kısma dikkat harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. Bakın harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar. Yani %100 İsmail Kartal'la devam diyor. Biz sadece göstereceğiz. Bakın Cesus'ta da görüşüyorlar. Bakın yönetim çalışıyor diyeceğiz. Sizler de sazan gibi atlayacaksınız ama İsmail Kartal'a devam edilecek diyor. Devam edelim. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır. Yok bire beş yapılacak. Konuyla ilgili gereken açıklamalar olumlu, olumsuz neticelendiğinde resmi mecralarımız üzerinden yapılacaktır. Külliyen yalan. Bugüne kadar neyi yazdınız ki? Ya, olumsuz mesela neyi yazdınız? Jorge Jesus'ta görüştük ama olumsuz sonuçlandı. Kamuoyunun bilgisine diyor. Ee, Tabii Fenerbahçe taraftarında da şöyle bir izlenim uyandı. Bunlar gene bir şeyi bacaramayacak diye. Değil mi? Yani bunlar gene bir şeyi bacaramayacak diye bir izlenim oluştu. Şimdi aslında konuşulması gereken çok farklı bir olay var. Nedir o olay? Şike. Hayrettin Demirbaş bazı arkadaşlarım bilerek bıraktılar. Yani bir maçta şike yapıldığını iddia ediyor. Hatta iddiayı, iddianın da üstüne çıkıyor. Bunlar %100 doğrular diyor. Yani Galatasaray'ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş. 1991-1992 sezonunda Beşiktaş'a 4-3 kaybettikleri maçta bazı takım arkadaşlarının maçı bilerek bıraktığını söyledi. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlarım var benim. Hepsi şu cümleyi söylerler. Maçı satan namusunu da satar, karısını da satar, şerefini de satar, vatanını da satar, milletini de satar. Bunları destekleyenlerden de her şey beklenilir diyenler de var. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Tabii ki bu isimler bir peygamber değil belki de yalan söylüyorlar. Ama Beyaz TV'de çok konuşulacak açıklamalara imza atmış. Şimdi 91-92'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş şampiyonluk için mücadele veriyor. Ve diyor ki Rıza geliyor. Ya Hayro diyor. Şunlar şampiyon olacak diyor. Dedim Rıza seni çok severim. İnsan haysiyeti için, şerefi için yaşar. İşinize bakın dedim. Maç başladı gol atıyoruz. 3 dakika sonra bir hata. Heriflerin önünde top. 92 senesi 4-3 kaybettik. Bir dördüncü gol var gülersiniz. Hala açıklama geldikçe deliriyorum. Ben de şeye çok gülüyorum mesela Buca Trabzon maçındaki bu, Trabzon'un ikinci golüne. O golü gördükten sonra Fenerbahçe'ye nasıl şike yaptı diyebiliyorlar. Gerçekten aklım almıyor. O golü gördükten sonra ben olsam kabuğuma çekilirim ya. Yani o golü gördükten sonra al sana şike ya. Normal ya kayması normal. Ayak kayması normal. Arkadaşlar yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim aynı golü aynı sezonda Fenerbahçe atsaydı inanın ben şike derdim ya. Yani kanıta delile gerek yok. Al sana gol dedim. Neyse devam edelim. Girdik soyunma odasına. Abi elinden birine. Topa niye vurmuyorsunuz dedim. Hayri seni döverim dedim. Abi gel dövmeye kalk. Kafanı duvarlara çarparım dedim. Elimden kim alamaz dedim. Herkes herkesi biliyor. Bir arkadaşımız son gol ayağının içiyle kale içine doğru top. Şifo Mehmet göğsünü koydu sadece. Baksınlar 4 gole. Benim kurtardığım en az 8 tane de pozisyon var. 4-3 kaybettik. Beşiktaş şampiyon oldu. Ben o gün Fenerbahçe için düşmanım için mücadele ettim. Bir hafta önce tokatlamadığım futbolcuları yok. Ama onlar için mücadele ettim. Galatasaray ması o kadar değerli ki benim gözüme diyor. Galatasaray takımı şike yapmaz. Galatasaray takımı yeri gelir düşmanı için mücadele verir. Ben o gün onlar için en iyisini yapmaya çalıştım. Ama bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar. Niye? Fenerbahçe olmasın. Beşiktaş olsun diye. Olmaz kardeşim. Sen çıkacaksın delikanlı gibi oynayacaksın. Kaybediyorsun öyle kaybedeceksin. Bunları net söylüyorum. 4-3 kaybettik. Ben ee, o arkadaşlarla konuşuyorum. Mustafa Hoca orada. Hayır dedi. Ben bir şey demedim. Ben de Sırpça bir şeyler söyledim. Allah Mustafa Hoca soyunma odasından çıktı dışarı. Bana orada iyilik yaptı. Üstüme gelse Allah ne verdiyse gireceğim insanlara. İnsan haysiyeti şerefi için yaşar. Hayatta en önemli şeyi İnsanın diye konuştu. Açsınlar seyretsinler. Rıza Çalınbay'ın kendisine söyledikleri için sorulan soruya da Rıza da normal. O da kendi takımına aşık. Şampiyon olmak istiyor. Hayır affedersin. Bunlar mı olacak? Ne diyorsun dedim. Rıza seni severim ama o sevgi başka bu başka. Kusura bakmayın ben kendime saygıyı kaybedemem. Atabilirsiniz atın kardeşim. Seyresinde 92'de açsınlar baksınlar yediğimiz gollere diyor. Yani Rıza Çalınbay'ın da ifadesine bak. Yani Bunlar mı olacak diyor. Affedersin de yani fener mi olacak diyor. Rıza Çalımbay'la ne kadar Fenerbahçe'ye sevgisiyle donanmış bir isim oldu. Zaten biz bir şeyden biliyoruz ya. Sivas Spor Fenerbahçe Galatasaray maçtan da aslan kesilip Beşiktaş maçtan da aslan kesildiğini biz biliyoruz zaten. Bizim için sıkıntı değil. Bizim için sıkıntı şu. Galatasaray eski kalecisi. Yani soyun odasında kavga ettik diyor ya. Beşiktaş şampiyon oldu Fenerbahçe için. Hadi. Çıkın deyin ki hani maçı satan namusunu satar falan diyorsunuz ya. Ya Mesut Bakkal çıktı. 86-87 sezonda Galatasaray'dan 2 milyon teşvik primi aldık. Şike yaptılar dedi. Erman Torvalı 76-77 Şenol Güneş ve Trabzonsporlu oyuncular Zonguldak Spordan para alıp şike yaptı diyor. Hayrettin Demir, Demirbaş neyse 92 yılında Beşiktaş'a yenilip şike yaptık Şike yapıldı diyor. Yani şahitlerden hepsi yaşıyor ama Kimse sorgulamıyor. Bak işin içinde bir Fenerbahçe lehine bir şey olsaydı Fenerbahçe lehine olsaydı yer yerinden oynardı ya. Yer yerinden oynardı. Ha Adana Demirspor mesela. Trabzonspor demişken aklıma geldi. Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması gelmiş. Uzun uzadıya açıklıyor. Diyor ki bir babanın evladını her an düşünmesinin, konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz diyor. Falan filan. Şimdi Yaşar Kemal Uğurlu'nun e, oğlu şey yapmış, hastalanmış. Yaşar Kemal Uğurlu da o maçı düzgün yönetememiş. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Hadi bunu değiştirelim. Bir öğretmen evde eşiyle tartıştı. O kadar tartıştık ki yani boşanma aşamasına geldi. Okula geldi, sinirinden öğrencinin bir tanesine tokat attı. Linçlersiniz değil mi? Daha da öteye gitsin, öğrencinin burnunu kırdı. Linçlersiniz değil mi? Daha da öteye gitsin, öğrencinin kolunu kopardı. Ne dersiniz? Ya olabilir. Ya da öğretmenin bir tanesinin çocuğu hastaneye kaldırılmış olsun o gün. Sabah da dikkatsizlikten çocuğun bir tanesinin kolunu kapıya sıkıştırsın. Aile şey diyecek değil mi? Ya evet o çocuğun, adamın çocuğunda sıkıntı varmış da şöyle böyle diye. Ya tamam eyvallah Allah kimseye, kimseye evlat acısı vermesin, evlatlarına sınamasın ama yani konsantrasyon sorunu yaşamış falan filan. Ya çok salakça saçma bir açıklama ya. Çocuk ameliyata girecekse maç almayacaksın kardeşim. Herkes bilir. Hani sabahın köyde birden bir ameliyat olacaksa yapmayın etmeyin ya. Ya ülke futbolunu duygularla yönetemezsiniz. Milyonlarca kişiye hitap ediyorsunuz ya. Ya sağlık tabii ki her şeyden önce gelir. Ya biz bu ülkede neler gördük? Sabahına hakem değişmedi mi? Koronavirüs çıkmadı mı? Çok mu zordu? Ya geçiniz arkadaşlar. Geçiniz. Yaşar Kemal Uğurlu. Azıcık şeyin olsa almazsın sen bu maçı. Ha, Adana Demirspor'da buna alet oldu. Peki bir şey söyleyeceğim. O konsantrasyon bozukluğu. Trabzon aleyhine niye olmamış? Ya niye Trabzon aleyhine olmamış konsantrasyon bozukluğu? Misal iki tane de Adana Demirspor'a penaltı verseydi. <laughs> Misal veriyorum iki tane Adana Demirspor'a. Sabaha neler başına neler gelirdi bakın bakalım. O iki taneyi verseydi. Ya yapmayın etmeyin arkadaşlar ya. Ben diyorum önümüzdeki sene de Fenerbahçe'den bir cacık beklemiyorum. Maalesef bir cacık beklemiyorum. Çünkü bu düzende ne mi eee İsmail Kartal başarılı olur. Ne hor Jesus şu bu gelse başarılı olur. Ben beklemiyorum arkadaşlar. Siz de beklemeyin. Orada İsmail Kartal demiş ki İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı. Onu da değerlendirelim. Şimdi kadroda çıkaldılar ve af bekliyorlar. Mesut ve Ozan. Ama İsmail Kartal'ın görüşünün, düşüncesinin olumsuz olduğu ileri sürülmüş. Yani iki futbolcunun affıyla ilgili olumsuz olduğu. Şimdi bak Haberin devamında diyor ki başarılı çalıştırıcının takımın havasının bozulmasını istemediği söyleniliyor. Fenerbahçe bu ikilinin olmadığı 4 maçı da kazandı diyor. Ki Fenerbahçe iyi gidiyordu. Peki neler oldu? 20 Mart'ta ikincilik yolunda rakip Konya Sporu, Fenerbahçe 2-1 mağlup ediyor. Bunun coşkusu yaşanırken Mesut'la Ozan kadro dışı bırakıldığı açıklanıyor. Tabii ki futbolcunun karşılaşmanın içinde ya da sonrasında soyunma odasında İsmail Kartal'la gerginlik yaşaması bu kararın alınmasına sebep. Ya o üstünden bir aydan fazla geçtim. Yani yeni bir tasarrufta bulunmadı. Menajer Erkut Söğüt İstanbul'a geldi Ali Koç'ta görüştü ancak yine bir gelişme olmadı. Ben diyorum yani sonuçlar inşallah iyi gider. İyi gittikçe de affedilmesinler. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi bakın şikeyle uğraşan, şaibeyle uğraşan ligimizde, ülkemizde bir olay daha var. Ben şunu söyleyeyim. Kim şikeyle, şaibeyle şampiyon oluyorsa hayrını göremesin. Hayırsız, uğursuz olsun. Avrupa Arenası'na gittiğinde beşleri, altıları, onları yediği bol olsun. Rezil olsun. Belini doğrultamasın. Belini doğru Kimin hakkını yediyse onu yıllar boyunca yenemesin. Rezil olsun ona. Onun altında kalsın. Ezilsin. Yani bunu herhalde... He bütün takım taraftarları amin diyecektir. Çünkü bütün takım taraftarlarına göre Fener şikeci, işte şu şikeci, bu şikeci. Kendi takımlar tertemiz. Bir tane aminliğin de göreyim ne kadar samimisiniz. Almanya'dan flash bir açıklama geldi. Fenerbahçe mücadele edemiyor diye. Bakın. Eintracht Frankfurt yönetim kurulu sözcüsü Axel Helman Avrupa'da açılan makas sebebiyle orta seviye kulüpleri mücadeleden uzak kaldığını söylemiş. Ve Avrupa'da büyük kulüplerin maddi açıdan ulaştığı güç sebebiyle orta seviye kulüplerden daha iyi konuma geldiğini söylemiş. Orta seviye kulüpler unutulmuş durumda diyor. Yaptığımız Avrupa turunda İspanya'dan, Yunanistan'dan, Türkiye'den kulüp temsilcileriyle görüşmelerde bulunduk. İspanya'da Real yani Betis çok başarılı bir profil çiziyor. İspanya Kral Kupası'nı dahi kazanabiliyor ancak uluslararası turnuvalarda mücadele edememe endişesi taşıyor. Yani. Düşünün bak. Sonra Fenerbahçe mücadele edemiyor diyor. Bakın. Çoğu takım benzer problemleri var. Örneğin Fenerbahçe, Boğazın görkemli kulübü son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler onları Avrupa'nın en üst seviyesinden uzak tutmuş. Büyük takımlarla mücadele edemeyecek duruma getirdi diyor. Geride bırakılmak istemiyoruz diyor. Avrupa'da bir canavar oluştu. Yani adil olmayan ekonomik şartları eleştiriyor Helman. Büyük takımlar her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu durum yeterince zorlayıcı olmazmış gibi bir de Şampiyonlar Ligi'nin formatını değiştirme kararı aldılar. 2024'teki yeni formatla birlikte 32 yerine 36 takım katılacak ve turnuvaya katılımda ana şart önceki sezonda yerel liglerde başarılı olmak olmayacak. Yani yerel liglerdeki başarıyı göz ardı eden bir katsayı sisteminin adil ve ilgi çekici olacağını düşünmüyorum. Bu dengesizlik Avrupa futbolunda Süper Lig fikrine de ortaya çıkaran canavara destek olacak diyor. Avrupa Kulüpler Birliği harekete geçmedi diyor. Yani uzun lafın kısası biz küçük bütçeli takımlarız. Biz sizinle baş edemeyiz diyor. Biz sizinle baş edemeyiz diyor açıkçası. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? Yani siz karar verin diyor. Biz sizinle baş edemeyiz diyor. Ya düşünsene ya. Fenerbahçe bak. Kim konuşuluyordu? İşte Löv. Olmadı Jorge Jesus diye. Ben diyorum İsmail Kartal'dan bir tık öteye gidemeyiz ya. Bir tık öteye gidemeyiz İsmail Kartal'dan. İnanmıyorsunuz siz. Bakalım ne olacak. Bu arada bilginiz olsun. Size çok inanılmaz bir bilgi vereceğim. Fenerbahçe Beşiktaş maçı yaklaşıyor. Cuma günü Gaziantep maçımızdan inşallah o maçtan galip gelip Beşiktaş maçını beklemeye koyulacağız. Ama Beşiktaş'ta da çok ciddi bir endişe var biliyor musunuz? Çok ciddi bir endişe var. Bakın Beşiktaş'ın ee, Süper Lig'de bu hafta kimle maç yapıyorlar ya? Herhalde deplasmandılar yanlışım yoksa. Evinde Kasımpaşa'ya 3-0 yenildiler. Şöyle zorlu bir takım olsa ya. Sert bir takım. Aa, Kayseri Spor. ile Pazar 16'dan. İnşallah. Şimdi Fenerbahçe inşallah Cuma günü Gaziantep'i yener. İnşallah. Beşiktaş'ta zorlu bir takım niye söyledim? Şu yüzden. Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncuları söylüyorum. İyi dinleyin. Montero, Rozier, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan, Atiba Açinsan, Oğuzhan Öz Yakup, Pijanic, Alex Teşkşehir'a, Larin, Güven Yalçın. Bakın 10 tane isim sarı kart sınırında. 10 isim. Ha Fenerbahçe'de sıkıntı şu. Atilla Salah'ı oynayamayacak sakat. Pelkas oynayamayacak sakat. Değil mi? Crespo <laughs> oynayamayacak sakat. 10 yani futbolcuya bedel bence bu üçü. Serdar Aziz, Osayi, Novak, Gustavo, Mert Hakan yanında. Şimdi Gustavo da Mert Hakan da bence Beşiktaş derbisine ilk 11 başlarlar. Osayi de başlar, Serdar Aziz de başlar. Yani 4 tane de Fenerbahçe'de az oyuncu. Ha, Novak o kadar şey gelmiyor bana. Hadi 5 diyelim. Fenerbahçe'den sarı Fenerbahçe'nin sarıdan kurtulması lazım. Hani Gaziantep maçında işi erken bitirmesi lazım ama Kayseri'de inşallah biraz sertlik dozajı yüksek olur. Mesela bize karşı oynayan Rizeyle oynasaydı bu Beşiktaş'taki 10 on ismin onu da sarı kart yerdi. Yedek bile olsalar sarı yerlerdi. Bakalım futbol şansı Fenerbahçe'den yana olsun. Ben diyorum ya belli olmaz bu işler. Bir bakarsın Beşiktaş maçını Fenerbahçe kazanır. Gaziantep'i kazanır. Kalan maçları kazanır. Teknik direktör konusunda rahatlama gelir. Yoksa aksi takdirde çok sıkıntı. Bakın arkadaşlar. Çok çok sıkıntı. Yani ha bu şike ne ilgili hocam havcılar göreve gelir mi? Hakimler bilmem bir şey yapar mı? Gece yarısı operasyonları kimsenin umrunda olmayacak. Üstü kapatılacak. Galatasaraylı arkadaşlarınız bile gülüp geçecekler. <laughs> Ulan yıllardır Fenerbahçe'ye şirkeci derler, şu burada. Der. Bir tane şöyle bir şey çıkmadı ya. Bir tane şöyle bir şey çıkmadı ya. Ama varsa yoksa şey, bizim ülkede arkana bir destek güç alırsan ya da bir şeyleri iyi kullanabilirsen en haklı sensin. Hiç mühim değil. Hiç mühim değil sözünün doğru olması maalesef. Ha arkanda da bir güç varsa istediğin suçu işle. Der, i̇stediğin suçu işte. Sonuç bu işte arkadaşlar. Ya yani sonuç bu arkadaşlar. Hadi buyurun. Bu arada ben bir anket sundum. Onun da sonuçlarına ilgili bir konuşma yapayım. Dedim ki e, topluluk kısmında hangisinin kronolojik olarak daha önce yani diğerlerinden daha önce o meydana geleceğini sordum. Fenerbahçe'nin A plus hoca ve birkaç A plus futbolcu alması 32 ihtimal. Türkiye kupasını kazanmamız yüzde 2. Yani hiç kimse beklemiyor. Ligde şampiyon olmamız yüzde 11. Mustafa Hoca'nın Peugeot 3008 alması dedim. %55. <laughs> İnşallah Rabbim bana da nasip etsin. Sizlere de nasip etsin. Kadir Gecesi'ne de giriyoruz. Kadir Gecesi'nde de dualarınızı eksik etmeyin. Böyle bir durum var. Ha bunun dışında e, toplulukta yaptığım bazı anketler var. O anketlerde de şey var. Şu yürümeyle ilgili bir program attım size. Sweetcoin diye. Arkadaşlar bu program Temmuz Ağustos gibi sizin yürüdüğünüzden verdiği puanı değiştirecekmiş. Yani onu coin'e çevirecekmiş. Bakalım ne olacak. Şimdi e, ee, bizim ligde de biliyorsunuz bir anket daha yaptım. Löw, Jesus, Bielsa gibi isimlere ve bunların ekibine yıllık 7-8 milyon euro vermek için 10-11 tane hakem satın alınsa hem de bu paranın üçte bir fiyatına dedim şampiyon olur muyuz diye. Alalım demiyor sadece soruyorum dedim. Yani %87 evet oluruz diyor ki bayağı oy var. Yani Süper Lig'de bu sezon kimse adil olduğuna inanmıyor. Şikeli işte sezon, böyle sezon, Kapkara sezon hepsi diyenler çok fazla. Ben söyleyeyim tabii ki de doğru iş vardır. Sen yani doğru hakkıyla helalinden kazanılan puanlar illaki vardır. Yok değildir. Ama e, ligin genetiği bozuk. Şimdi ben buraya bir video attım. Arkadaşlar gelip buraya çemkiriyorlar. İşte video şöyle olmuş böyle olmuş diye. Video başlığı şu bu diye. Arkadaşlar şikeci diyen, şike yaptı diyen ben değilim gidin size maddi olarak destek verdiğini söyleyen şahsın kanalındaki yorumcuya bakın. Eski hakeme bakın. Ben değilim size şikeci diyen. Ben kimseye diyemem. Elimde delil kanıt olmadan ben kimseye şikeci şu bu diyemem. Yani ben kimseye bir şey diyeyim. Ben niye şikeci diyeyim? Bana ne? Ben sizinle ne uğraşacağım ya? Yani e, gidin, gidin, sizinle başka bir şeyle uğraşsın. Ha, bu dünyada uğraşamam. Ama ahirette uğraşırım. Niye uğraşamayayım? Ahirette kim haklı? Ha, kim suçlu? Heh, her şey ortada. Orada kaçış yok. Orada arkama ben şu ismi aldım, bu ismi aldım yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden burada bir şey demeyeceğim. Ha, sence şikeri sezon mu hocam? Ben 2010-2011 sezondan hariç 2013-2014'de çıkıyorum. Son 10 yıldaki hangi şampiyonlukta hakem etkisi yok? Rakip etkisi yok. Mücadele etkisi yok. Ya bir takım Galatasaray şampiyonlar gidiyor bir bakıyorsun. O hafta maç yapacağı futbolcu adı sürekli gazetelerde. Buna ne anlatıyorsunuz? Ya buna ne anlatıyorsunuz? Bana ne anlatıyorsunuz? Geçin ya. Yani geçin. Hocam A klas hoca gelir mi? Yoksa kabak tadı verdi. Ee, yani görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar mübarek Kadir geceniz mübarek olsun. Hayırlı mübarek olsun. Allah gönül muradınızı versin. Rabbim herkese hayırlısını nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.